Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni BMW iX2 ve X2 ile tanışmak üzere Marmaris'e geldik. Gördüğünüz gibi doğanın içinde keyifli bir çekim yerindeyiz. Ve yanımda da tamamen elektrikli iX2 bulunuyor. Aslında az önce de hibrit versiyonunu, mild hibrit versiyonu olan X2'yi de test ettik. Daha çok yeni deneyimlediğim X1 ile aynı platformu paylaşan X2 aslında onun kardeşi de sayılıyor. Tasarımlarına baktığımızda X2 biraz daha sportif ve kupe bir forma sahipken X1'i de biliyorsunuz daha böyle boyutları köşeli ve daha arka kısmı geniş bir tasarıma sahip. Ama asıl konumuz tabii ki bu güzel elektrikli iX2. iX2 ile de X2'yi birbirinden ayıran temel özellik önde baktığımızda etrafı mavi ile çevrili olan, onun tamamen bir elektrikli olduğunu gösteren BMW logosu ve tabii ki öndeki kapalı ızgaraları. Tabii ki tasarımın en dikkat çekici öğelerinden biri de bu güzel ızgaraların etrafındaki ışıklandırma arkadaşlar. BMW bunu iconic glow olarak tanımlıyor. Özellikle gece sürüşlerinde oldukça dikkat çeken bir tasarım detayı. Tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten çok sportif ve havalı bir SUV olarak duruyor. SUV diyorum ama aslında BMW bunu SUV olarak açıklıyor. Yani sportif Active Vehicle olarak açılımını yapıyor. Sportif bir araç. Ön tasarım detayları da bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle sormak istiyorum. X1 mi, X2 mi? Tasarım olarak hangisine daha yakınsınız? Lütfen yorumlara bırakın. Bu arada bu saks mavisine yakın mavi rengini de çok beğendim. Ve kıyafet olarak bu sefer uyduramadım. Affınıza sığınıyorum diyorum. 9 farklı renk seçeneği bulunuyor katalogda. Kendi tarzınıza göre tercih edebilirsiniz. Ayrıca kaputun üstündeki bu daha aracı güçlü ve sportif gösteren detayları da çok beğendim ben şahsen. Şöyle yan tarafına da hızlıca bakalım. Bu arada yeni X2 ailesi ikinci jenerasyonuyla bizlerle buluştu arkadaşlar. Burada da 19 inç jantlarını görüyoruz ve M-Sport donanımla, tek donanım seçeneğiyle Türkiye'ye geldiğini söyleyebilirim. Ama sunumda BMW uzmanlarının da anlattığı üzere pek çok farklı donanımla sizin kişiselleştirebileceğiniz bir araç BMW X2. Evet, yandaki en belirgin tasarım detayı kesinlikle bu kupe formu. Arkada da karartılmış camları görüyorsunuz. Biliyorum birçoğunuzu en çok düşündüren acaba içerideki yaşam alanı nasıl? Çünkü bu kupe versiyonlarda arkası biraz basabilir. Onu da sürüşte sevgili Ahmet ve Yaman'la sürüşe geçtiğimizde sizlere anlatacağım. Hemen şöyle arka kısma da bir bakalım. Evet, Ahmet'in... adımlarıyla. Arkada da kendine has yine sportif bir tasarım anlayışı bulunuyor. Evet, gördüğünüz gibi yatay formdaki far yapısıyla yine mavi logolu, onun elektrikli olduğunu gösteren ortada logomuz ve aşağıda yine onun hem SUV karakterini hem de sportif karakterini vurgulayan detaylar mevcut. Ama biz şöyle bir bagajını inceleyelim birlikte. Evet, bizi tam 525 litre büyüklüğünde bir bagaj hacmi karşılıyor ki hiç de fena değil bence. Burada da bizim üçümüzün valizlerini görüyorsunuz. Ama hibrit versiyonda bir 10 litre daha düşük bir bagaj hacmi var. 515 litre. O da muhtemelen hibrit motorun bataryalarının kapladığı yerden kaynaklı diye düşünüyorum. Şöyle otomatik olarak da bagajı kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dış tasarımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Artık bir an önce sürüşe geçelim. Size hem hibrit hem de elektrikli versiyonu yolda anlatayım. Tekrar merhaba arkadaşlar. BMW X2 ile sürüş kısmına da geçtik. Benim de ilk izlenimim olacak ve yanımda tabii ki kanalımın daimi konukları sevgili Yaman Yılmaz. Merhabalar. Arkada da Ahmet Arman. Hello, kanalı ele geçirmeye kararlıyız. Araba hikayeleri. Kanalda devrim yapacağız. Konsorsiyum var. Ama herkes Ayça olduğu için, izlediği için bizi istemeyecekler. Estağfurullah. Hiç öyle zannetmiyorum. Hoş sohbetimizle birlikte izleyicilerin mutlu olduğunu düşünüyorum. Evet,
Şaka bir yana BMW X2'yi de böylece test etmiş olduk ve bunu da ilk Marmaris yollarında yapmak gerçekten keyifli. Vallahi ben çok merak ediyordum bu otomobili. Biliyorsun markaya karşı da özel bir ilgim var. Dolayısıyla bu böyle kupemsi SUV'leri de seviyorum. O yüzden otomobile binerken de heyecanlıydım. Sürüşle ilgili yorumları yaparız beraber. Yaman Yılmaz gördüğünüz gibi X2'ye bayağı yükseldi. Kendisinden sürprizler bekliyorum. Evet. Peki arkadaki Ahmet Armağan ne düşünüyor? Valla ben bu otomobili fotoğraflarından gördüğümde biraz antipatik gelmişti işin açıkçası. Çünkü ben geçmişteki X6'yı, X4'ü falan da beğenmezdim pek o. Yani sevmez. BMW'nin SA cihazını verdiği Sporty, Activity, Coupe aracı. O formda işte biraz önce saydığım geçmiş modeller de vardı. O yüzden fotoğraflardan beğenmedim ama bugün ilk kez Marmaris'te canlı canlı görünce gerçekten hoşuma gitti. Arka çizgisi çok şık, çok sportif, çok güzel duruyor. Ahmet'ciğim, tasarım bir yana da şu an arkada oturuyorsun. Evet. Lütfen bize biraz arka kısımla ilgili bilgi ver. Çünkü senin boyutlarını da biliyoruz yani. Evet. Azımsanacak düzeyde değil. Nasıl sence yaşam alanı? Biraz ufak tefek bir insan olduğum için. Çünkü bu tarz kupa modellerde aslında kullanıcıları en çok merak ettiren konu basık olup olmadığı. Valla daha öncesinde böyle bir İngiliz yayınların yorumlarını ben çok severim, İngiliz otomobil gazeteciliğini. Onları biraz okudum. Onlar X1'e göre arkanın biraz daha basık ve kasvetli olduğunu söylemişler ama ben mesela şu an öyle bir şey hissetmiyorum ki. Benim boyum 1.83. Şu anda baş mesafem yaklaşık 4 parmak, 5 parmağa yakın hatta. Gayet de güzel oturuyorum. Önde Yaman oturuyor ve rahat oturuyor. Dizlerim arka koltuğa değiyor fakat kötü değilim yani. Rahatsız bir sürüş pozisyonu yok, oturma pozisyonu yok arkada. Bu arada ben de 1.83'üm. Ben de önde şu anda rahat oturuyorum. Dolayısıyla Ahmet'in dediklerinde de böyle bir küçük katkıda bulunayım. Aslında zaten uzmanların da açıkladığı üzere zaten araç büyümüş. Evet. Boy itibariyle, uzunluk itibariyle, arka diz mesafesi olarak bayağı bir genişlemiş değil mi? Ben sana onunla ilgili rakamları vereyim. Not almıştım toplantıdan sonra. Otomobilin toplamı bir önceki jenerasyon uzunluk olarak 194 mm artmış içeride ve dediğin gibi diz mesafesinde baş mesafesi 7 mm artmış. Arkada 1 mm artmış. Kupe olmasına rağmen bakın bu önemli bir detay. Bagaj hacmi 55 litre artmış. Yani, bunlar önemli detaylar. Aynen öyle. Bir sürü rakamsal olarak otomobilin boyutlarında artışlar var. Bir de tabii sunroof olması, tamamen böyle cam tavan ve açılabilir bir cam tavan içeriği daha da bence ferah kılıyor. Ayrıca döşemelerin de açık renkle koyu renk bir arada olması da aracı daha böyle ferah bir tasarıma doğru yöneltmiş diye düşünüyorum. Ben seviyorum bu tarz. Vallahi döşemeleri. Benim dikkatimi çeken şey tabii bu otomobili ister istemez X1'le ve elektrikli versiyonu olan iX1'le kıyaslama fırsatı doğuyor bize. Çünkü altyapı aynı, komponentler aynı. Tamamen farklı tarzda iki otomobiller ama Yaman'la da ilk bindiğimizde fark ettiğimiz şey şu: kabinde daha kaliteli, daha da premium bir hava olduğu, özellikle dashboard üzerindeki döşemelerde. Bir de içerisi bana bir tık daha sessiz geldi ama kullandığımız yol koşullarından ve lastiklerden de kaynaklanır mı bilmiyorum. Bu kullandığımız hibrit versiyon son derece sessiz bu arada. Valla ikinize de şöyle katkıda bulunacağım. Otomobile biner binmez ilk yorumum şu oldu. Biz X1'i de seviyoruz Ahmet. Hatta Ahmet X1'i daha çok beğeniyor. Ben de. Ayça da X1'ci. Ben de X2'ye yükseğim. Şöyle bir şey fark ettim ben. X1 ile ilgili ilk lansmanda da Ahmet'le konuşmuştuk. Otomobil biraz daha böyle sert, daha böyle nasıl anlatayım, takır tukur hissettiriyor. O süspansiyon sesleri ya da yani açıkçası daha sert. Sert bir sürüşü var. Sert bir sürüşü var. Bu otomobil Ahmet'in söylediği gibi işte altyapısı aynı, motorlar aynı, komponentler aynı. Hatta bu otomobilin jantları, bu en donanımlı bir otomobil, jantlar da büyük. Ama sanki daha az buruntulu ve evet, daha sessiz gibi. Acaba sportif bir yapısı olmasından dolayı sanki hani yere daha yakın olan otomobiller daha konforlu olur ya, o etkiyi de vermiş olabilirler. Yani bilmiyorum, teknik olarak bilmiyorum, ben de anlamadım ama bana daha yumuşak hissettirdi. Katılıyorum. Evet, sürüşte ben de kullandım. Hem kullanırken, şu anda da arkadayım mesela, özellikle arka süspansiyonu burada tabii oturanlar daha iyi hissediyorlar. Şu anda evet, temiz bir asfalttayız, doğru ama bozulan yerler var, tümsek geçişleri var. Otomobilin bunu daha iyi sönümlediğini söylemek mümkün. Ayrıca az önce Ahmet de direksiyondaydı, ben de arka koltuktaydım arkadaşlar. Ben zaten çok rahat ettim hani boyutları itibariyle. Ahmet'i dinlemek istedim öncelikle. Ahmet aracı test ederken böyle ani sert frenler de yaptı. Buna rağmen arkada çok sarsılmadığımı da söylemek istiyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Mesela bakın şurada böyle çok güzel bir
deri kaplı gibi bir malzeme kullanılmış ama yumuşak. Mesela X1'de ben bunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Burada dikişler var. Buradaki malzeme de yine yumuşak. Yanlara geldiğimiz zaman buradaki söylediğim malzemenin benzerleri kullanılmış ve yine yumuşak. Buralarda yine deri kullanmış. Yani Ayça'nın söylediği gibi bence X1'e karşılaştırıldığında kalite iç mekandaki evet şu tasarım birebir aynı ama bu malzemelerdeki kalitesi daha farklı ve daha yüksek seviyede. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda biraz da teknik verilerden bahsedelim. Şimdi zaten hibrit olan versiyonu kullanıyoruz. Benzinli motorla evet, 8 volt. Evet. Küçük elektrikli motorun bir arada çalışmasına oluşan mild hibrit sistem ve 170 beygir gücünde. Doğru. Geri kalanını da Ahmet'e bırakıyorum. Vallahi zaten aslında BMW'nin de hep bildiğiniz o 3 silindirli bir sürü modelinde kullanılan 1.5 litrelik makinesi. 1.5 evet benzinli motorla. 170 beygir tabii bu otomobilde gerçekten de iyi bir performans koyuyor ortaya. Çünkü genelde Yaman'da söylediği gibi 140 beygirlik üniteyle hep biz karşılaşıyorduk. Şimdi mild hibrit elektrik desteğiyle birlikte bir defa gazın altında canlı bir sürüş var. Bununla birlikte tork 280 Nm, 0'dan 100 km hızlanması da 8.3 saniye. Değerleri çok güzel. Değerler gayet iyi ki bu otomobil X1'e göre daha ağır bir otomobil. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yine de gayet yeterli bir performans verisi ortaya koyuyor. Demişken 14 kW'lik bir güç sunduğunu araya dikkat olarak söyleyeyim. 28 beygire denk geliyor ama şu sonucu çıkarmayalım. 170 beygir artı evet. 28 mi? Gibi öyle değil. Değil. Markalar bunu birlikte mütalaa ediyorlar. Kombine bir güç olarak ortaya koyuyorlar. Ayrı ayrı değerlendirmiyorlar. Ve arkadaşlar ortalamada da 6 ile 6.5 litre arası bir yakıt tüketimi var. Bu anlamda da işte mild hibrit ya da hibrit bir sistem kullanmanın avantajını da görüyoruz. Aslında mild hibrit sistemler biraz da anlık olarak bize destek veren motorlar. Aslında Ayça kalkışta, ilk kalkışta destek evet. oluyorlar. Ya da sen eskiden kickdown adı verilen işte gaza birden yüklendiğin zamanlarda hızlanmaya etkide bulunuyorlar. Yani Ahmet'in dediği gibi 28 beygir A, 28 beygir ekstra geliyormuş gibi düşünmemek lazım. Kalkışlarda, ara hızlanmalarda vesairelerde otomobilin içten yanmalı makinesine katkıda bulunuyor. Ama aracın sessizliğini gerçekten sevdim Yaman. Huzurlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Sen kendin kadınca şeyi söyle. Tasarımdan biraz sen bahset. Bahsedeceğim. Şimdi teknik verilerini yaptık. Dizayn tarafına geldik artık. Ben BMW'nin tasarımlarını zaten beğeniyorum. Çünkü yalın bir tasarımı var ve kullanıcı odaklı. Zaten şu önde gördüğümüz dijital ekran tamamen sürücüye odaklanmış. Evet. Böyle seni çevreleyen bir yapısı var. Rahat bir şekilde bu ön paneli kontrol edebiliyorum. Bir de grafik dizaynını da seviyorum. Çok akılcı, çok yorulmadan. Tüm multimedya sistemine hakim olabiliyorsunuz. Şu an zaten Ahmet'in Apple CarPlay uygulaması da ekranda gözüküyor. Rotamıza kolaylıkla ulaşabileceğiz. Ben minik bir eleştiride bulunacağım. Bu ekranları çok beğeniyorum. İşletim sistemi BMW olsun çok çok iyi. Zaten son nesil bir işletim sistemi var bu araç üzerinde. Diğer BMW'lerde olduğu gibi. Sadece klima kontrollerinde biraz kayboluyorsunuz. Yani klima kontrolü konusunda Ahmet sana sonuna kadar katılıyorum. Evet yani orada biraz böyle bocalıyorsun, mücadele ediyorsun, istediğin gibi ayarlayamıyorsun. Şöyle bastığında mı? Şu mu karıştırıyor? Şöyle ideal hava gelişini ya çok ayarlıyor ya aza düşüyor. Hmm. İşte otomatiği alsan başka türlü oluyor, almasan başka türlü oluyor. Yani bu bence Ahmet'e bu konuda katılıyorum. Ki yani. Bu iyileştirilmiş olan versiyonu onu da söyleyelim. İlk iX'te gelmişti bu ekran ve işletim sistemi mantığı. Bu otomobilde iyileştirilmiş olarak karşımıza çıksa da yine birazcık içinde kayboluyorsunuz. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Haksız değilsin. Zaman zaman ben de o şeyi söylüyorum arkadaşlar. Hep biraz manuel olmasını belli tuşların evet. en azından tercih ederim. Ama bana o kadar da BMW'de açıkçası rahatsız edici gelmedi. Şu şeyi de seviyorum Yaman. İki taraflı kullanma fonksiyonunu beğeniyorum. Kol dayama kısmı güzel. Bir de burada bütün elimin altında olması tuşların önemli. Hazır buradan bahsetmişken ben size orta konsol arkadaşlar. Modlarını da anlatalım. Evet. Burada vites seçicinin hemen arkasında bir My Mode tuşu var. My Mode'a bastığınız zaman çok seviyorum işte bu görüntüyü. Personal, Sport ve Efficient çıkıyor. Bir de tabii başka şeyler de var. Dijital Art gelmiş. Dijital Art basalım mı şöyle? Bak. Ay hemen. Ne güzel oldu. Harbi kadran ne kadar güzel oldu. Evet. Çok. Bunu gerçekten beğendim. Sanat eseriymiş bu arada dijital. Bana söyleyelim. Quantum Garden 2022 sanatçı Chao kaçırdık. Ekran gitti. Bir eseriymiş gerçekten de. Mesela bak enteresan. Benim hoşuma gitti bu. Evet.
Ayça sürüş destek sistemlerine dem vurmuşken biraz istersen donanımdan bahsedelim. Lütfen. Türkiye'de sadece tek donanım seviyesinde geliyor X2. iX2 de aynı şekilde. M-Sport ve üstüne gelen farklı opsiyonlar da var. Biz bugün dolu bir M-Sport'un içindeyiz. Bir X2'de aradığınız her şeyi bu otomobilde bulabiliyorsunuz. Özellikle de sürüş destek sistemleri anlamında oldukça ileri seviye içinde bir şey var. Şu an bunun konforunu gerçekten yaşıyorum. İşte gördüğünüz gibi 70'e hızımı sınırladım. Kendi kendine gidiyor. Evet. Kör noktasından şeritte kalmaya, değil mi? Her şey vardı, doğru söylüyorsun. Birazcık yarı otonom da var ama tabii ki. Ama arkadaşlar bugün aslında sadece X2'yi test etmiyoruz. Aynı zamanda EX2'yi yani tamamen elektrikli olan versiyonunu da test edeceğiz. Ama size şu an bu araçtan onu anlatacağız. Aynen. Biraz da EX2'den başlayalım ki en sonunda ikisinin fiyatlarını da vereceğim. Evet. Vereceğiz o tarihten itibaren de onları kontrol edebilirsiniz diyelim. Elektrikli olan versiyon 204 beygir gücünde. Bu otomobilden biraz daha güçlü. 250 Nm'de torku var Ayça ve 0'dan 100 km hızı. Daha ağır olması sebebiyle bence. Bataryalardan kaynaklı. Aynen öyle. 8.6 saniyede ulaşıyor. Gerçekten yine bence makul değerler. Ben EX1'i de çok yakın zamanda test etmiştim. İki modelde de en çok hoşuma giden nokta arkadaşlar altyapısı yani şarj altyapısı. AC ile 3 saat 45 dakika gibi kısa bir zamanda şarj edebiliyorsunuz. 130 kahvelik DC şarjı da %80 şarjı 29 dakikada ulaşıyorsunuz. İnanılmaz güzel. Yani uzun yolda da aslında doğru planlamayı yaptıktan sonra aracınızla çok da vakit kaybetmeden yolunuza devam edebilirsiniz. Bu AC ile ilgili minik bir detay var BMW'de özellikle. Senin X1'de söylediğin gibi AC Plus olarak geçiyor. Yani 22 kW'ı tamamen 22 olarak araç alabiliyor kayıpsız bir şekilde. O yüzden de Ayça'nın söylediği gibi 3 saat 45 dakikalık süre aslında diğer elektrikli otomobillerde çok karşılaşabildiğimiz bir süre değil ki BMW burada optimum güzel bir süre sunuyor. Bu gerçekten şaşırtıcı. Normalde çünkü diğer elektrikli araçları şimdi tabii ki onların batarya kapasitesini falan kıyaslayamayacağım ama ortalama 7-8 saatlerde evet. Doluma ulaşıyor. Ama bu versiyonu da tercih etmek opsiyonel Ahmet. Doğru. Bu arada hazır elektrikli versiyondan bahsetmişken dananın kuyruğunun koptuğu noktayı da söylemekte fayda var. Bu otomobil 439 ile fabrika verilerine göre 478 km arasında bir menzil sunuyor. Şehir içi, şehir dışında bu ortalamalar değişiyor. EX1'i çok yeni test ettiğim için onun da videosu yakında yayında olacak. Zaten gerçekten hakkıyla o menzilleri verdiğini bizzat gördüm. Şu an tabii ki o kadar uzun bu modeli test edemeyeceğiz yani EX2'yi. Ama kardeş oldukları için evet, bu tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu elektrikli araçta ortalama olarak 15.3 ile 16.9 arasında bir kahvelik bir ortalama tüketim var. Tüketim var. Ki bence 16-17'nin altına indiği zaman bunlar iyi rakamlar. Evet. O zaman yavaş yavaş sadede gelelim. Bu araçların fiyatlarını henüz bugün çok yeni öğrendik. Tabii ki siz bu videoyu izleyene kadar muhtemelen öğrenmiş olacaksınız. 15 ama... Mayıs'ta çekiyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar ona göre değerlendirin. Evet arkadaşlar fiyatları da verelim. BMW X2 S-Drive 20i olarak geçiyor. Benzinli içten yanmalı versiyon. 3 milyon 364 bin 200 TL'lik bir fiyatı var. Şimdi bunu bir kenara yazın. Yazdık. Şimdi EX2'ye geçiyorum. Elektrikliye aynen. Tamamen. E-Drive 20 diye geçiyor onun adı da. 2 milyon 772 bin 300 TL. Yani arada yaklaşık 600 bin liraya yakın. 500 bin lira civarında bir fark var. Tabii burada bir ÖTV avantajı var. Çünkü E-Drive 20 modeli elektrikli otomobiller arasındaki ÖTV sınıflandırmasında alt dilimde kalıyor ama benzinliğe göre de otomatikman avantajlı bir fiyat sunuyor. Evet, zaten EX1'in fiyatı da aynı şekilde oldukça makul bir şekilde satışa sunulmuştu. Peki arkadaşlar size sormak istiyorum. Eğer siz BMW'nin bu SUV modellerinden birini alacak olsaydınız X1'i mi yoksa X2'yi mi tercih ederdiniz? Artık hani benzinli ya da elektrikli versiyon orada tercih size kalmış. Bize özellikle motor seçeneğini bize sormuyorum. sizden önce yanımda arkadaşlarıma soruyorum. Yaman hangisini alırdın, hangi motoru seçerdin? Vallahi şöyle ben hali hazırda bir 2 serisi Grand Coupe kullanıyorum. Dolayısıyla hep bir üst level'a geçmek gibi bir hayalim var. Hep arkadaşlarla konuşuyoruz. Tabii hayalimde 4 coupe var ama. Hedefimiz ve hayalimiz evet, diyelim. 4 coupe'den önce acaba bir SUV'ye sıçrar mıyız? İşte Ahmet'le de Ayça'yla da konuşuyor. X1 falan filan derken ben X2'yi beğendim. Dolayısıyla ben
koyumu X2'den yana kullanıyorum. Benzini mi? X2 dediğine göre iX2 demedin zaten. iX2'nin fiyatı iyi ama ben sanki hala benzinliden yanayım ya. Ama fiyatı iX2'nin çok iyi bu arada. Ahmet? Ben iX1'in eDrive 20'sine yazılıyorum birazcık. O sıcak geliyor. Yani fiyat, donanım. 11.5 değil mi? Fiyat, evet, o bundan da iyi, evet. Fiyatı var. Yani hayaller tabii çok başka ama ulaşılabilir hayal olarak iX1'deyim ben şu anda. O zaman ben de söyleyeyim arkadaşlar, ben de X1'deyim. Herkes farklı bir şekilde, evet, farklı tercihini seçti, yaptı. Evet. Yalnız X2'den yana bir tek ben bulundum. Buradan BMW yöneticisi arkadaşlarımıza da haber vereyim. belki bu üçlü yine yollarda X1 ile X2 ile, evet, değişik içeriklerde üretir. Ve lütfen kanalımıza abone olmadıysanız arkadaşlar, Ayça'nın arabalarına ve araba hikayelerine abone olmayı unutmayın. Ayrıca bize Instagram'dan da isimlerimize Yaman Yılmaz, şuralarda, Ahmet Armağan, Ayça'nın arabaları Ayça Çizer olarak da takip edebilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.